geleneğimizin geleneği. Orçun Erdoğan'la önce bir yaptığım işler de var aramızda. Bir tanışma faslı gerçekleştirelim diyoruz. Değerli misafirler, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Gönül soframıza şeref verdiniz. Allah razı olsun. Burası bizim Adıyaman Ulu Çınar Derneği merkezi. Merkezimiz burada. Şu an burada faaliyet gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi Adıyaman'a yakışık bir şekilde bir oda hazırladık. İnşallah bundan sonra burada faaliyetlerimize devam edeceğiz. Biz burada faaliyet gösterirken bir yanda da istedik işte siz değerli büyüklerimizle tanışıp en azından onların fikirleri doğrultusunda daha güzel bir yol alabilmek. Ve tabii yeni isimler aramızda olduğu için bununla ilgili herkes sırayla ve kendini tanıştırmıyorsa bize memnun kalırız o konuda. Allah razı olsun. Benim ismim Mustafa Karataş. Adıyaman Gergesu Tepe Köyü'ndenim. Su Tepe Köyü Dernek Başkanıyım. Ayrıca Adıyaman Ulu Çınar Derneği'nin kurucu başkanlığını yapıyorum. Derneğimiz yeni bir dernek. Onunla ilgili çalışmaları yapıyoruz inşallah. Önümüzde daha güzel şeyler olur. Yavaş yavaş faaliyetlerimiz devam edecek. Bu faaliyetleri devam ederken sizleri de aramızda görmekten gerçekten mutluluk duyacağız. Allah razı olsun. Bu akşam bu kalabalığı, bu güzelliği görünce bayağı mutlu olduk. Allah razı olsun, katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hacı Başkanım şöyle sıralım. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum değerli arkadaşlar. Ben Hacı Kunar, Afyon Köyü Kurucu Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda Ulu Çınar'ın da kurucu üyesiyim. Bir de GADER'in derneğimiz var. 3 ilçeyi kapsayan bir derneğimiz. GADER'in de yönetim kurulu üyesiyim. Bu dönemde Rabbim nasip ederse Esentepe Muhtar adayız. Çalışmalarımıza başladık. Sizlerden de, değerli abilerden, değerli kardeşlerimizden destek bekliyoruz. Bu gece de bizi bir araya getiren çiğ köfte ikramında bulunan Ömer abiye çok teşekkür ediyoruz. Kesene bereket diyoruz. Mustafa Başkan'ın da geçen akşam da yordu, bu akşam da yordu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Eline sağlık. Gerçekten bu Ulu Çınar'ın kurulmasında büyük emekleri var. Ulu Çınar dediği gerçekten çınar işte. Biz o çınarın hepimiz şu an gölgesinde oturuyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Ahmet Mancak, mali müşavirlik yapıyorum. Adıyaman Gergerli. Bu akşam sizlerle beraber olmaktan mutluyum. Gerçekten güzel bir ortam. Kürenle ellerine sağlık. Allah razı olsun. Çok güzel bir çıkartı vermişti. Bu gecenin finansörü abimiz ismi Ömer abiye de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ulu Çınar Dernek sanırım kuruldu değil mi? Evet. Kurulmuş. Adıyaman'da hayırlı olsun. Hı. Herhalde 70'lerin üstünde bir derneğimiz 83'e çıktı. 83 mi? Evet. 83'ü. Bir dönemde de 60'lardaydık biz. Bu arada da bayağı bir destek almışız. Tabii ki dernekler toplumun yani aslında aynasıdır. Ne kadar güçlü olurlarsa toplumun kendi ifade etmesi, sosyal hayat içerisinde daha entegre olması açısından da büyük bir işlev görüyorlar. Adıyaman'ımıza inşallah yakışan hizmetler yaparsınız bizlerde. Bizlere de ne zaman bir görev düşerse her zaman hazırız. Sizlerin yanınızdayız. Allah kolaylık versin, güç kuvvet versin. Dernekçilik gönül işi. Ağır bir yük, ağır bir sorumluluk. Bunun bilincinde olarak bu yükün altında girdiyseniz Rabbim size yardımcı olsun. İnşallah güzel hizmetler ifa edersiniz. Nihat Gilancı geldi buldu dernek başkanı. Gayretten Ulu Çınar Derneği başkan vekilini yürütmekte. Bu geceki şeyden dolayı Ömer Başkan'a teşekkür ediyoruz. Mustafa Başkan değerlerine sağlık. Katılmalarınızdan dolayı da ayrıca hepinize ayrı teşekkür ediyoruz. Mevlüt Karataş ben. Gerges Sütepe Köyü'nde. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Benim ismim Mehmet Karakuş. Adıyaman Sincikliyim. Adıyaman Kültürünü Yaşatma Derneği Genel Sekreteriyim. Aynı zamanda İstanbul Sultan Gazi İl Dernekler Federasyonu Genel Sekreterliğini yürütmekteyim. Ve Mazlum Dermali Komisyon Başkanlığı'nı yürütüyorum şu anda. Yusufanlar Derneği Onursal Başkanlığı var aynı zamanda. Böylesine güzel kültürel
ortamın yaşatılmasına inan ki güzel onur duydum. Ben tevafuken geldim buraya aslında. Hiç böyle bir niyetim yoktu. Bizim İSİDEF'in kongresi vardı. Sayın Muhtar adayımız da oradaydı. Çıkışta illa gidelim dedi. Gidelim dedik. Tevafuk oldu ama güzel oldu, mutlu oldum. Bu kadar güzel insanı bir arada bulmak, bu kadar güzel insanla tanışmak ayrı bir mutluluk verdi. Ayrıca Mustafa Başkanıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Maliyeti Hüseyin abimize de çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah bereketlendirsin kesesini. Bu tür faaliyetler aslında bizim kültürümüzde geleneksel anlamda da olan faaliyetler. Yaşı bizden büyük olan abilerimiz bilir. Eskiden köylerde işlerimizi bile imece usulü yapardık. Yani bir gariban ya da bir gücü yetmeyen biri varsa herkes toplanır onun işini yapardı. Uzun kış gecelerinde insanlar bir evde bir araya gelir, birbiriyle dertleşir, muhabbet eder. Öylesine televizyonun, basının olmadığı dönemlerde insanlar bu şekilde birbirleriyle bir araya gelirlerdi. İletişimi böyle kurarlardı. Ayrıca mensup olduğumuz dinin aslında özünde yine STK'cılık vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha Mekke'ye İslam devleti kurulmadan önce, yani İslamiyet'in peygamberi olarak görevlendirilmeden önce Mekke'de mazlumların hakkını savunan Hülfü Fudul adında, yani Erdemler Hareketi diye bilinen bir derneğin yönetim kurulu üyesidir. Yani dernekçilik, STK'cılık, sivil toplum kuruluşçuluğu aslında bundan 1400 küsur yıl önce bizim özümüzde dinimizin gerektiği, peygamberinin mensup olduğu bir aktivitedir. Fakat ne yazık ki bugün bu aktivite bizden alınmış, Batılılar bu işi bizden daha güzel yapmaktadır. Halbuki biz aslında bir de vakıf medeniyetinin çocuklarıyız. Mesela Osmanlı döneminde öyle enteresan vakıflar var ki, bir tanesi çok dikkatimi çekmişti. Hangisi şey abi? İşte göç sırasında yolda kanadı kırılmış leyleklerin tedavisini takip eden, onları yeniden duaya uçurulan bir dernek kurulmuş, bir vakıf kurulmuş. Düşünsenize, yani göç hayatını idame ettirebilmesi için, hayatının devamlılığı için bir kuşun dahi bir leyleğin faaliyetini takip eden, onun sağlığını ve sıhhatini düşünen, onu yeniden doğaya uçuran bir vakıf kuracak kadar büyük medeniyetler kurmuş bir milletin çocuklarıyız. Dolayısıyla bize düşen de bugün bu manada rıza-i ilahi doğrultusunda birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır düşüncesiyle bulabildiğimiz her yerde bir araya gelmenin imkanlarını araştırmalı, bu imkanlar doğrultusunda birbirimizle hasbihal etmeli, dertlerimizle dertlenmeli ki azalsın. Efendim, neşemizi ve sevincimizi paylaşmalıyız ki çoğalsın. Bu düşünceyle emeği geçen, böyle güzel bir ortamı hazırlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Geceniz mübarek olsun. İsmim Nezzet Ocak, Adıyaman Kağıt'tan, Canbek Karaman köyündeyim. Bu akşam Uluçınar Derneği'nin gülgesinde çiğ köfte yemekten gerçekten onu duyuyorum. Bu çiğ köftenin lezzeti farklı oldu artık. Çınar'ın farkımı işte Mustafa Kiran'ın elinden sağlık. Çok güzel çiğ köfte almıştı. Kader Yönetim Kurulu üyesiyim. Sultan Gazi, AK Parti Sultan Gazi meclis üyeyim. Uluçınar Derneği'ne geçen tüm emeği geçen yönetimine ve emeği geçene herkese başarılar diliyorum. Allah var etsin, Allah hayırlı uğurlu etsin. Bize düşen bir şey varsa da biz de her zaman hazırız, yanınızdayız. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Ahmet Polat, Adıyaman Kağıt'ta Kavak ve Pirak Köyü'nün temsilcisiyim. Öncelikle aramızdaki misafirler hoş geldiniz diyorum. Bize şeref verdiniz. Hakikaten bu kalabalığı gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Birlik beraberimizi bozmasın. Fazla şu anda söyleyecek fazla bir şey yok. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Aleyküm selam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Adın ne?
Ben de Ahmet. Hoş geldiniz. Ben gördüm Malatya Petrolü'nün Hakkül Gıda'da aile şirketinde çalışıyoruz. Sabri Özkan, Adıyamanlıyım, Adıyaman Kahtalıyım. Ama dolayısıyla biz Sultan Çiftlikliyiz. Ve Ahmet Süt Başkan'ın gösterdiği yolda özellikle çaba göstermek için bu tür topluluklarda, toplantılarda bulunmaktan her zaman mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da bu aynı şekilde devam edeceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, Allah razı kabul etsin. Bu tür toplantıların da devamını diliyoruz. Evet. Bizim birlik ve beraberliği için. Hayırlı akşamlar diliyorum. Mustafa Öztürk ben, Yol Çatı Gigan Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda Adıyaman Uluslararası Dernek Başkan Yardımcısıyım. Bu akşam bizleri yalnız bırakmadığınız için siz değerli dostlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum sizlere. Mehmet Kavak, Adıyaman Karadut köyündenim. Aynı zamanda Uluçlar'ın kurucu üyelerindenim. Gelen bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz. Ayrıca Mustafa Başkanımıza da çiğ köfteden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü büyük bir efor harcıyor. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Edilir lezzetli. Ama sadece bize özel, başka kimseye yok. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Biz ne diyoruz? Ben Özkan Yılmaz, Adıyaman Kağıt'a Damlası köylüyüm. Akkıyat Adıyaman Kültürünü Yaşatma Derneği'nin genel koordinatörü. Tekstil işiyle uğraşıyoruz. Mustafa Başkanıma teşekkür ediyorum. Resul abime, Mehmet abime. Yani bu Ulu Çınar'a kurdukları zaman fikir olarak hani bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedim kısa bir zamanda ama şimdi bakıyorum 60 yaşında da abimiz var. 7-8 yaşında da kardeşlerimizi gördüğüm zaman ben bunun inşallah bir vakıfa yani dernekten öte bir vakıf sistemine dönüşmesini temenni ediyorum. Bunu başaracaklarına da inanıyorum. Çiğ köfte için Ömer abiye teşekkür ederim. Sponsor olmuş Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Mustafa Yiğit, Adıyaman Kağıt Tadı. Tüten Ocak köyünde. Pers Bilgiler Dernek Yönetim Kurulu'nda üyeyiz. Cümleten hayırlı akşamlar. İsmim Mehmet Karataş. Adıyaman Gerger, Sütepe köyündenim. Sütepe Köyü Derneği yönetim kurulundayım. Aynı zamanda Uluçınar'ın da yönetim kurulundayım. Bizi bu gecemizde yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. İstanbul Üniversitesi Maliye mezunuyum. Aynı zamanda Sultan Gazi İlçe Meclis Üyesi aday adayım. Desteklerinizi, dualarınızı bekliyorum. Cümleten hayırlı akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Ben Hulusi Kızılkayın. Adıyaman Gerger Kütlübü Köyü doğumluyum. Adıyaman Ulu Çınar Derneği kurulu üyesiyim. Gelen misafirlere teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
Herkese iyi akşamlar, misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz. Geldi Bolta Dernek Başkan Yardımcısı, bir de Ulu Çınar Kurucu Üyesi. Ömer abi bu akşamdan çiğ köfteden dolayı teşekkür ederim. Başkanımız da ellerine sağlık. Hepinize hayırlı akşamlar. Ben Abdülkadir Akbardır, Malatya Pötürgeli'yim. Lise 3 öğrencisi. Adıyaman gel gel. Adıyaman gel geldim. Adıyaman olmak ben çok mutluyum. Adım Mustafa Akbardır. Tamam, teşekkürler. Sağlık Akbardır. Adıyaman gel geldim. Tekstil işine uğraşıyorum. Hepinize iyi akşamlar. İbrahim Akbardır. Adıyamanlıyım, gel. Ben kendimi iki kere hatip ettim. Amcalarım, dayılarım sayesinde terbiyeyi, düzeni falan öğrendim. Onlar için teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Adım Tayyip Erdoğan Akverdi. Adıyaman gergerliyim. Lise 3 öğrencisiyim. Adım Ali Işık. Adıyamanlıyım, Karadut köyündeyim. Tekstille uğraşıyorum. Bu gece için hepinize teşekkür ediyoruz. Ömer abinin de kesesine bereket bu arada. İyi akşamlar. Adım Mehmet İlancı, geldi bulundu dernek başkanı Nihat İlancı'nın oğluyum, öğrenciyim. Ömer Akoli'de Adıyaman Gergerli'yim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, evet. Bunlar Ömer Erdoğan. Hepinize hayırlı akşamlar. Ben Erdal Ege, Esentepe'de esnafım. Bu gece izleyen herkesin eline sağlık, teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Adım Musa Saray, Adıyaman Kültür Yaşatma Derneği'ne üyeyim. İnşaat işiyle uğraşıyorum. Bu akşam herkese teşekkür ediyorum. Herkesin ellerine sağlık diyorum. Ben de resmi. Ben de söyleyeyim. Ben de resmi var gibi Bitlisliyim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. İsmim Halit Bildek, Siirtliyim. Esentepe'de esnaflık yapıyorum. Konuk misafir olarak geldim. Böyle bir gecede bulunmaktan onura duyuyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Evet. Elinize sağlık. Sen de ismi Resul Işık, Adıyaman Kahta Karadut köyündenim. Adıyaman Ulu Çınar Genel Sekreteriyim. Aynı zamanda Akyat'ın icra kurulu üyesiyim. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hayırlı akşamlar. Ahmet Süt, Adıyaman Kahta. Malatyalılar da yeğeneyim. Bir tarafımız Malatyalı. Tabii 90'lı yıllardan beri Sultan Gazi'deyiz. Sultan Gazi'de ayrı bir şirketimiz var. Kardeşlerimle beraber tekstil üzerine iştikal ediyoruz. Tabi bu aralar yoğun geçiyor zamanımız. Başka bir yerde toplantıda duydum ki arkadaşlar burada çiğ köfte yiyormuş. Yetişemedik ama nasip kısmet diyeceğiz. değerli kardeşlerimizin, abilerimizin böyle genç kardeşlerim arasında bulmaktan tabii şeref duyuyorum. Aynı zamanda Adıyaman Kültürünü Yaşatma Derneği kurucu üyesiyim. 2017'de bayrağı devraldım. 2018'de teslim ettim. Aldım bayrağı. Tabii nedeni de çoğumuzun bildiği üzere Sultan Gazi'de 2019 yerel yönetimler noktasında biz bir inisiyatif alalım. 2019'da inşallah Sultan Gazi Başkanı aday adayıyım. Rabbim nasip ederse, büyüklerimiz de uygun görürse istiyoruz ki Sultan Gazi'lerle beraber Sultan Gazi'yi yönetelim. Nasip kısmet tabii. Eğer o gün bize nasip olursa burada bulunan değerli hemşehrilerimiz ve bulunmayan değerli hemşehrilerimizin kıymetli fikirleriyle beraber inşallah nasip olursa önümüzdeki 5 seneyi tamamlarız. Gerisi de yine Rabbim'in takdiri. Hepinize teşekkür ediyorum. Tabi bu akşam burası bir dostlar meclisi anladığım kadarıyla. Şunu demeden geçmeyelim tabi. Dostlar meclisini kim kurdu burada? Ulu Çınar. Ulu Çınar Derneği bir seneyi geçkindir aslında bir altyapısıyla çalışmaları olan. Daha önce burada şu gördüğümüz kısımdan ibaretti. Bu akşam geldim. Evet, büyümüş. Hayırlı olsun. Resmi kuruluşu yapıldı sanırım. İnşallah bize de Akyat olarak gelip bir hayırlı olsun demek düşüyor. Her ne kadar başkanlığı bıraktıysak da hala yönetimdeyiz. Akyat'ı bırakmadık. Çünkü Akyat ve diğer STK'lar, yani benim nazarımda
tabela derneği diyebileceğimiz bir dernek bile, bir STK bile her türlü siyasetin üstünde tutulmalıdır. Bu açıdan Akyat'ta hiçbir şekilde, yani sadece Akyat değil, bir Ulu Çınar'da her türlü STK siyasete feda edilemeyecek kadar değerli ve kıymetlidir. İnşallah bu STK'larımızın uzun soluklu olması lazım. Bu anlamda da elimize geleni tabii ki yapacağız Allah'ın izniyle. Ulu Çınar'la da bundan sonra da inşallah ortak programlara beraber imza atma temennisiyle diyorum. Gecenin ilerleyen saatinde sohbetimiz devam edecek. Efendim, teşekkür ederim. Hepinize tanışmış olduğunuz vesileyle. İnşallah ileriki zamanlarda daha güzel programlar düzenleriz. Biz yaklaşık Ahmet Başkan'ın dediği gibi bir senedir Ulu Çınar üzerinde çalışma yapıyoruz. Yeni yeni işte kurulmaya başladık. Yani duruma bakıldığı zaman zaten açık inşallah, önümüz açık, daha güzel şeylere imza atacağız. Öncelikle işte böyle bir kültürümüzü şenlendirelim dedik. Böyle büyüklerimizle bir araya gelip işte kışa iş güç olmadığı zaman memleketimizde nasıl büyükler bir araya gelip sohbet muhabbet ederdi. Gerçi İstanbul'da kışı yok, her zaman iş güç yok ama en azından bir aradan kaçırmak olsun diye. Kış geceleri olsun diye. Bu tür programları inşallah sık sık düzenleyeceğiz. Çalışacağız inşallah. Devamında yine inşallah hem desteklerinizi hem de böyle güzel ortamda bulunmanızı isteriz. Allah razı olsun hepinizden. Bu gecemizi şenlendirdiniz. Sağ olun, var olun.